Gelelim o haritaya. Harita burada. 16 milyonluk şehir salgının merkezi. Artık söylemek bunu zor değil. Harita neredeyse kıpkırmızı çünkü. İlçelere göre durum değişebiliyor elbette. Hemen birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela Büyükçekmece, mesela Esenyurt, Küçükçekmece, daha kırmızı olan yerleri söylüyorum. Mesela Zeytinburnu, Fatih ve Alibeyköy örneğin daha kuzeyde. Hemen buraya gelelim, Ümraniye. Bu bölgelerde, Üsküdar'da keza, Üsküdar'ın merkezinde keza öyle. İşte bu bölgelerde salgının aslında tepe noktasına çıktı. Hani pik deniyor ya, pik yaptığı yerler. Daha seyrettiği yerlerde genel manada ciddi bir yükseliş var. Bu demek. İstanbul'da durayım. Böyle baktığınızda vahim görünüyor gerçekten. Sadece İstanbul mu? Tabii ki hayır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleri çok net. Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti ve tedbirlerden daha güçlü bir silahımız da yok. Burası da net. Peki sokakta durum ne? Şimdi ona bakacağız. Arkadaşlarımız gittiler. Tedbirlere ne kadar uyup uymadığımıza baktılar. Işıl Açıkel ve Aydın Korkmaz. Bugün İstanbul'un bu haritalarda gördüğümüz yerlere hem kalabalık caddelerinde sokak aralarında mesaideydiler. En çarpıcı durum şu aslında. Onların tespitini ben özetlemeye çalışayım. Daha detaylı izleyeceksiniz. Mahalle aralarında maskeye pek önem verilmiyor. Pek demeyeyim, tam da söyleyeyim. Hiç önem verilmiyor. Acı ama gerçek. İşte virüs neden artıyor sorusunun sokaktaki yanıtı. Maskenizi sorabilir miyim? Abla kullanıyoruz ama şu anda mahallede olduğumuz için çok kullanmıyoruz. Mahalleye koronavirüs bulaşmıyor mu mahalleye? Bizim mahallemizde yoktur. 2, 4, 6, 8, 10 kişiden 2 kişi maskeli. Ben bir şey demiyorum. Mega kent İstanbul'da salgın yeniden artışa geçti. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına ulaşmış durumda. Maske satıyorsunuz ama maske takmıyorsunuz. Yok, tamam, çekmiyorum. Merhaba, iyi günler. Maskeniz neden yok? Maskeniz neden takıldı acaba? Taktım şimdi hemen. Maskeniz neden takıldı acaba? Hayat ve Sağır uygulamasında belki de en dikkat çeken noktalardan biri burası. Şu anda köprünün üzerindeyim ve sağ tarafımda Şirin Evler var ve sola doğru döndüğümde ise Ataköy. Öyle bir keskin çizgi var ki ortada. Bir tarafı yeşil. Demek ki daha dikkat ediyorlar burada. Maskemizi kullanmamız gerekiyor her zaman. Bir tarafı da çok yüksek riskli bölge diye alarm veriyor. Peki neden? Merhaba. Maskenizi sorabilir miyiz acaba? Hala takmamakta ısrarlı beyefendi. Koronavirüs artıyor gittikçe. Evet ablacığım. Evet ablacığım. Peki maske nerede? Maske inanır mısın? Evi şu an temizledikçe nerede alamıyorum maske? Yani maske kullanıyorum da abla işte bazen unutuyorum. Şirin Evlerin kıpkırmızı görünmesinin nedeni insan popülasyonunun çok fazla olması ve biz çift kat maske takmamıza rağmen maske takmayanların çok olması. Neden maske yok? Ne maske var? Neden yüzünüzde değil? Telefon konuşuyorum şu an. Telefonla konuşmanız gerekir. Telefonla konuşurken takmanız gerekiyor aslında. Ha, tamam hadi. Tamam. Şu an maske yapıyorum. Tamam. Takabilir misiniz o zaman? Evet. Cebinizde hala. Elinizde tutuyorsunuz ve cebinizde. Tamam abla. Şu an sıkıntı yok. Kusura bakma. Var mı karşıdaki? Mamam. Annesi anne. Maske takmıyor. Size güzel görünecek galiba ama lütfen takar mısınız? Tamam. İşlek caddeler böyle. Bir de ara sokaklar var. Caddelerde dikkat etmeyenler var maske takması ama mahalle arasında daha da rahat insanlar maske takmıyorlar. Çoğu oyun oynadığını söylüyor. Özellikle çocuklar ya da mahalle arasında caddeye kalabalığa çıkana kadar insanlar maske takmayı pek de tercih etmiyor. Biz de maske yok. Şunlar yapabilirsiniz. Kapatalım. Hemen taktım maskeyi. Evet. Unuttuk, mahalleyiz o yüzden. Mahalledeyiz, topla top oynayacağız. Çene altında şimdi yukarı çıkıyor. Maskem niye çene altında? Nefes alamıyorum, astımım var. Mahalle arasında pek takan yok. Anca hastaneye, pazara mazara giderken. Koronavirüs rakamları yüksek biraz. Olabilir. Korona gelmiyor abla bize. Sen rahat. Bize bulaşmıyor. Neden? Bilmem. Ama belki başkasına bulaşır. Şu olmaz ya. Kısmet.